A, B ve C dükkanına ait bir aylık ürün satış miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu verilen tabloya göre 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle dükkanların bir ayda kaç ürün sattığına bakacak olursak A dükkanı toplamda 115, B dükkanı toplamda 105, C'de de toplamda 105 ürün satılmış. Buzdolabının satışlarına baktığımızda buzdolabı toplamda 125, ütü ise toplamda 75, fırın ise 125 olarak gözüküyor. 1. En fazla ürün satışı yapan A dükkanıdır. A dükkanı 115 ürün satışı yaparak en fazla satışı yapmıştır. 2. En fazla buzdolabı satışını B dükkanı yapmıştır. B dükkanı 50, diğerleri 40 ve 35, yani bu da doğrudur. 3. B dükkanının buzdolabı satışıyla A dükkanının fırın satış miktarları eşittir. B dükkanının buzdolabı satışı 50'dir. A dükkanının fırın satışı ise 45'tir. Bu yüzden burada bir eşitlik söz konusu yoktur. 4. C dükkanı en az ütü. Evet, C dükkanı en az ütüyü, 20 ütüyle en az ütüyü satmış. B dükkanı en az fırın satışı yapmıştır diyor. Ama B dükkanı ise en az fırın satışı yapmamış. O da en az ütü satışı yapmıştır. Bu yüzden bu da yanlıştır. Doğru olan seçeneğimiz A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tabloda 2021 yılı itibarıyla ülkemizdeki bazı illerde yer alan kestane ağaçlarının sayısı verilmiştir deniliyor. Buna göre 1, 2, 3, 4 yargılarının hangileri yanlıştır? Öncelikli olarak 1'e bakalım. En fazla kestane ağacı Aydın ve İzmir illerinde bulunur denilmiş. Baktığımızda en fazla Aydın ve İzmir 1 ve 2. sıradadır. 1 bu yüzden doğru olacaktır. 2. Kestane ağacının en az bulunduğu iller Ordu ve Yalova'dır. Baktığımızda en sonunda Yalova ve Ordu'yu görüyoruz. 2 de doğrudur. 3. Zonguldak ve Bursa'da bulunan kestane ağacı sayıları birbirine eşittir. Hemen Zonguldak'a ve Bursa'ya baktığımızda eşit olmadığını, birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden 3 yanlış. 4. Kütahya'daki kestane ağacı sayısı Bartın'dakinden fazladır. Tam tersine Bartın'da daha fazladır. Bu yüzden 4 de yanlıştır. Cevabımız D. 3 ve 4 olacaktır. Yılmaz ailesinin bazı giderleri ile ilgili bilinenler şunlardır. Bu bilgilere göre Yılmaz ailesinin giderlerini gösteren tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Birinci öncülümüze bakalım. Kira gideri elektrik, su, giyim ve eğlence giderlerinin toplamına eşittir deniliyor. Bunu seçeneklerden kontrol ettiğimizde A seçeneğinde elektrik, su, giyim, eğlence 600 TL tutmaktadır ve bunun kiraya eşit olduğunu görüyoruz. Yine B'ye baktığımızda 750 TL tutuyor bu üçü ve kiraya eşittir. B'de de bir eleme yapamayız. C'ye baktığımızda ise elektrik, su, giyim ve eğlencenin toplamda 650 olduğunu görüyoruz. Yine kirada 650'dir. D'ye baktığımızda ise elektrik, su, giyim ve eğlence toplamda 650 ama kira 600 TL'dir. Bu yüzden D seçeneğini elememiz gerekir. İkinci öncüle bakalım. Mutfak giderlerine harcanan miktar eğlence ve giyim giderlerinin toplamından fazladır deniliyor. Onları da maviyle hemen şöyle ekranımızı bir temizleyelim. D'yi elemiş olduk. Mutfak giderlerine harcanan miktar A seçeneğinde 500 TL. Eğlence ve giyim giderlerinin toplamına bakalım. Eğlence ve A'da fazladır. Yani bu da doğru. A'yı eleyemeyiz. B seçeneğinde mutfak 600 TL. Yine B seçeneğinde de giyim ve eğlencenin 500 TL olduğunu görüyoruz. Yani yine mutfak toplandığında mutfaktan daha az seviyedir. Mutfak daha fazladır. Bu yüzden B'yi de eleyemeyiz. C'ye baktığımızda mutfakla giyim ve eğlenceyi topladığımızda eşit olduğunu görüyoruz. Bu yüzden C'yi de elememiz gerekir. Yine ekranı temizleyelim. C ve D'yi elemiştik. Üçüncü öncüle bakalım. Kira ve elektrik su giderince harcanan miktar toplam 800 TL'dir. Baktığımızda B seçeneğine kira, elektrik, suyun 1000 TL olduğunu görüyoruz. Bu yüzden B'yi elememiz gerekir. Fakat A'ya baktığımızda kira ve elektrik, suyun 800 TL olduğunu görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır.
Aşağıdaki tabloda bazı yıllarda Türkiye'nin buğday üretimi ve ithalatı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru olan seçeneğimiz C seçeneği olacak. Baktığımızda buğday ithalatı en fazla 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleşmiştir. 2019'da 9.801.378 ve 2020'de ise 9.748.733 ile en çok yapılan ithalatın bu yıllarda olduğunu görüyoruz. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu görseldeki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yukarıda insanlardaki yaşlara göre uyku sürelerine yer verilmiştir. A. Yaş arttıkça uyku süresi değişmektedir. Baktığımızda yaş arttıkça uyku süresinin de değişkenlik gösterdiğini görüyoruz. Yaşlandıkça daha az uykuya ihtiyaç duyduğumuz söylenebilir. Bu yüzden A seçeneği doğrudur. B. En fazla uyku süresi 4-11 ay arasındadır. Hayır, 0-3 arasındadır. Bu yüzden B olamaz. C. En az uyku süresi yaşlı yetişkinlerdedir. Yine bu da söyleyebileceğimiz bir ifade olamaz. Çünkü 18-25 yaş arasındaki genç yetişkinler 7-8 saat en az süreye sahiptir. Bebekler büyümek için daha çok uyumalıdır. Bu paragraftan, bu infografikten, yani bilgilendirici görselden bunu çıkaramayız. Böyle bir yorum yapamayız. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda zorbalık biçimleriyle ilgili bir tablo verilmiştir. Fiziksel zorbalık, sosyal zorbalık, siber zorbalık, yani internet zorbalığı ve sözel zorbalık olarak bölümlere ayrılmış. Bu tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur denilmiş. A. Sınıfa yeni gelen Eren arkadaşları tarafından dışlanmış ve sosyal zorbalıktan dolayı okula uyum sağlayamamıştır. Sosyal zorbalığa baktığımızda gruba veya oyuna dahil etmeme, dışlama ve benzeri görüldüğü üzere sınıfa, yani sosyal bir ortama kabul edilmiyor arkadaşları tarafından. Bu yüzden A seçeneğinde verilen bilgi doğru olacaktır. B. Sınıfta Ayşe'ye lakap takarak siber zorbalıkta bulunan Ali'yi öğretmeni cezalandırmıştır. Burada siber zorbalık değildir. Siber zorbalık sosyal medya üzerinden yapılır. Bu yüzden B olamaz. C. Arkadaşları oyuna almadıkları için sözel zorbalığa maruz kalan Elif ağlayarak eve gitti. Burada bir gruba veya oyuna almamak sözel zorbalık değildir. Burada sosyal zorbalık olmalıydı. Bu yüzden C'yi de eledik. D. Şaka yapmak için arkadaşına çelme takan Kaan sosyal zorbalıkta bulunmuştur. Hayır, sosyal değil. Fiziksel bir zorbalıkta bulunmuştur. Bu yüzden D'yi de eledik. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Sınıfta yapılan 20 soruluk bir bilgi yarışmasına katılan öğrencilerin doğru ve yanlış cevapladığı soru sayıları aşağıda verilmiştir. Öğrencinin adı, doğru cevap sayısı ve yanlış cevap sayıları verilmiş. Tablodaki bilgilere göre 1. Ayberk ve Sagun birer soruya cevap verememiştir. Topladığımızda arada 17 artı 2 19 ediyor. Yani 1 boş vardır. Bir soruya cevap verememiştir. Yine baktığımızda Sagun'a bakalım. Sagun'da yine 15 artı 4 19 bir tane boşu vardır. Bu yüzden 1'e ulaşılabilir. 2. Maysa arkadaşlarının yanlış cevapladığı soruları doğru cevaplamıştır deniliyor. Maysa'nın ya da kimin hangi soruyu doğru hangi soruyu yanlış cevapladığına ulaşamayız. Burada sadece sayılarla ilgili bir çıkarım yapabiliriz. Bu yüzden 2 yanlıştır. 3. En çok yanlış cevap veren kişi Bulut'tur. Bulut'a baktığımızda 14 tane yanlış cevap vererek en çok yanlış veren kişidir, öğrencidir. Bu da doğru. 4. Ayberk Maysa ile Bulut'un doğru cevapladığı soruyu cevaplayamamıştır. Biraz önce dediğimiz gibi kimin hangi soruyu doğru cevapladığı ile ilgili bir yorum yapamayız. Bu durumda ulaşılabilecek olan seçeneğimiz B, 1 ve 3 olacaktır. Aşağıdaki tabloda 5 öğrencinin Türkçe ve Fen Bilimleri dersinden aldığı sınav puanları gösterilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor. Her iki dersten de en yüksek sınav puanını Mesut almıştır. Bu bilgi yanlış çünkü Kamil Türkçeden 90 Mesut Türkçeden 95 puan alarak en yüksek puanı almış. Fakat Fen Bilimlerinden ise Mesut 85 almış, Hüseyin 90 almıştır.
Bu yüzden ikisinden de yüksek puanı Mesut alamamış. Yanlış olan seçeneğimiz A seçeneği. Diğerlerini eleyebiliriz. Bu yüzden doğru şık A şıkkıdır.